Merhabalar efendim. Merhabalar. Başkent Ankara'nın yağmurlu havasından ve soğuk havasından merhabalar efendim. Merhabalar. Donuyoruz. Kombi açık. Dışarıya çıktığımız zaman donuyoruz efendim. Neden acaba? Neden kız Sibel? Aa, hava soğuk olduğu için. Değil mi? Yani. Evet. Türkan ablacığım, ekranda abone ol yazıyor mu? Ekran görüntüsünü rica edeceğim. Sibel Baysal resmi hesaptan atarsanız efendim. Veya dur. Buradan da açsan görürüm. Lay lay Ray ray Merhabalar Susan Hanım, merhabalar canım. Bana yaptıklarını nasıl anlatacağım? Aa, öyle mi Suzancığım? Çok mersi efendim. Kedicikler, 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 kedicikler. Türkan abla, eğer attıysan attım de bakacağım ha. Bu nedir? Aa. Aa, Seda Hanım gelmiş efendim. Merhabalar. Seda Hanım'ın da kostümü çok güzel. Hoşuma gidiyor efendim. Rengi pembe değil efendim. Sıklemen rengi. Bilmiyorum. Şurada benim sıklemen rengi ojem var mı acaba? Vallahi 150-200 tane var orada ama çoğu kurumuş ya. Çoğu kurumuş. Neden kuruyor bilmiyorum ki. Bir oje kaldıkça kurur mu ya? Bilmiyorum ki. Ne oldu benim değerli bir konuğum var efendim, sürpriz konuğum, onu alacağım şimdi. Nasıl, çikolata videomu beğendiniz mi efendim? Çikolata. Çikolata, çikolata, çikolata. Çikolata, çikolata, çikolata. Kalbim senindir demişsin. Aa, bulamadın mı kendine bir kalp? Git sakatatçıdan al bir tane kalp. Ye. Kalp mi diyorlardı ona, yürek mi diyorlardı? Sakatat çeşitleri diyorlardı herhalde, değil mi? Ay gönül, sen de bana demişsin ki ne? Leçovareliğin çok şugar, seni böyle görseydim teriz olurdum sana demişsin. Kız ne fark eder yani? Çok çok similyen aşladı. Similyeden çok ne var kız?
Oje çözücü var. Abla iki damla hemen yeni gibi oluyor. Aa, özelden atıver bana. Kozmetikçide mi satılıyor? Nerede satılıyor canım? Dişlerden ısıramıyor muyum? Yo, alakası yok canım. Ben o videoya saniyesine göre kozmetikçi de. Tamam. Saniyesine göre ayarladım canım. Ben o saniyesi çok şey yani. Zamanı kısıtlı. Ha, öyle diyeyim. O yüzden gebeledim yani. Niye ısıramayayım? Aa, Kerem görüyorsun değil mi? Bana diyor ki çikolatayı ıstıramadın diyor bana. Aa, markası ne Sibel? Kalyon mu? Sana mı soracağım? Sen benim menajerim misin? Editörüm müsün? Yoksa sen mi düşüyorsun keşfete? He? Sen çok izleniyorsun. Sana mı soracağım çekeceğim videoları? He? Kalyon. He. Tamam canım. O da mı oje şeklinde oluyor? Kuruyan ojeleri bir iki damla damlatıyorum. Hemen canlanıyor. Tamam. Yarın çarşıya çıkacağım. Alırım. Seni birazdan ebedi kokuyla yanaşlatırsam o zaman izleyicim olamazsın işte. Tamam mı? He. Benim videolarım hep keşfette, sana mı soracağım? Demek ki bak sen de gelmişsin burada beni izliyorsun. Ay, sahte kahkahaydı efendim bu. Gerçekten. Ha, damlatacağım. Tamam. Aa. Bak bak ne diyor? Naşlat gene gelirim diyor. Aa. Kız bana neler söylüyor bu? Ay, görüyor musunuz efendim? Neyse birkaç şans daha vereyim de ben buna. Eğer bir daha bana böyle madem konuşursa ebedi kokuryeye naşlatacağım ben bunu. Kız benim bir tane videom 100.000'e doğru gidiyor kız, maşallah. Ya. Görmedin mi? O sarı elbiseyle olan. Kaç tane like beğeni almış, paylaşılmış. Daha ne yapayım size ayol? Elimden geldiğince bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Yani. Olmaz. Olmaz efendim. Olmaz. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Her gün sele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni. Benim mi senin mi? Barış, sen kendini mi söylüyorsun, beni mi söylüyorsun? Anlamadım. Kimi söylüyorsun? Kendinden mi bahsediyorsun, benden mi? Aa, var mı sende? Açsana bana. Açsana bana. Oradan böyle görüntüyü al. SS mi diyorlar, ne diyorlarsa. Açsana bana canım. Hı. Hayda.
Hadi al da hemen at canım bana. Merak ettim. Vereceğim. 2 milyon. Oo, güzel rakam ama gerçekten. Bak görüyor musun Şengül Hanım? 2 milyon izlenmişim TikTok'ta. Kendi hesabımda değil. Başkası paylaşmış beni. Şimdi ses geliyor bana. Efendim daha iyi işte izlenirsen en azından yardım değil yardım eden kişi olursun sen de. Güçlenirsin. Tabii. Beraber. Bak. Sen Tamam, o rica kadın geldi ediyorum kapıya. Barış'ım. SS'i al, bana buradan at özelden canım. Dur bakayım ben seni takip ediyor muyum? Takip edeyim ona göre. Dur Ne neydi oldu? Barış mıydı? Ne oldu Osman? Komik olan ne? Bak, geçen kadın geldi o feno yani şey YouTube'e. Ne oldu? Kadına saldırdılar. Bak bir daha gelmedi. Tamam, şimdi şeyi bekliyorum Barış Bey bana atacak. Veya ben buradan bir gireyim bakayım. Sina Osmanoğlu. Bakayım. Çok mu altlarda? Ama sen bana atarsan şimdi benim onu bulmam zor olur ya. Altlarda mı? Nerede? O da var yani. Sina Osmanoğlu. Osmanoğlu. Bunun 67 takipçisi var. Nasıl 2 milyon izleniyor canım? Nasıl 2 milyon izleniyor ya? 67 takipçisi var bunun. O Sina Osmanoğlu demedi mi? Dur bakayım. Aşağı doğru indireyim. Sina Osmanoğlu. Bunda yumuşak G var. Herhalde bu değil. Şu olabilir mi? Bunda da yumuşak G var. Dur bakalım. Ha, soruya bak kendinizi tanıtır mısınız demez mi? Sen kimsin o ayol? Sen kendini tanıt. Yayına gelen sensin. Ben yayıncıyım. Lafa bak. Tanıtır mısınız demez mi? Sen kimsin ayol? Videolara girelim. Bir ses alıp atmıyorsun canım bana ya. Aşk olsun. Efendim, başlık atmayı Unuttum aniden kırmızıdan girdim ya. Kız yok şey orada ekranda yazıyor ya abone. Abone yazmıyor mu ekran? Sen göremezsin ama konuksun ya. efendim. Kaç takipçisi var bunun Barış? Seni demiyor zaten ya. Aşağıdaki bayan ünlü astrolist fenomen. Ben de asistanıyım. Sana demiyorum. Senin adın Osman da ben Barış'a soruyorum. Kaç takipçisi var bu Osman Sinan Osmanoğlu'nu? Ona göre bir sürü Sinan Osmanoğlu var burada. Bunu açtı mı ki? Şuna bir girelim bakalım. Hani kız yok. Bir yapıyor. Ay burada bir sürü Osmanoğlu var canım. Hangisini ben takip edeyim? Şey hangisine bakayım?
Bir de yani yüksek takipçi de yok burada. Aa, yok hayatım, SS alıyorsan atıyorsan at, ben uğraşamam şimdi şeyle. İzlenmişsin de orada. Bana faydası mı var? Almış videomu paylaşmış. Telif hakkımı istiyorum. Versin o zaman. Onu da istemiyorum. Aman aman aman. Aman aman aman. Haldan düştüm. Yar yar yar. Kalk annem oradan, şunu düzeltelim. Kalk. Kalk annem. Kalk annem, düzelteyim orayı. Kalk. Kalk kızım, al seni. Şimdi gel. Şimdi gel. Gel kızım. Şimdi gel annem. Luna. Luna gel. Gel kızım. Luna gelsin. Luna geç annem, otur. Gel. Önceden saçımda aklarım vardı, gülen gözlerimde yaşlarım vardı. Oh, son flowers. O güzel şarkı. Pötürge ve Gemli'ye dikkat diyor. Deprem uzmanı konuşuyor. Şener Üşümezsoy, Pötürge Gemlik efendim şu anda. Bırak annem uyusun, bırak. Başlık tuttur, başlık. YouTube'a yazsana. Neyi? Abone olunuz derken, ha, başlık tuttur. YouTube'a mı diyorsun, Instagram'a mı? Nereye diyorsun abone ol? Abone buradaki Instagram'a. O zaman efendim şey şarkısını okuman gerekir. Aboneyim, abone. Biletleri cebimde. Ballı dünya tatlısı. Var mı Sibel'den başkası? Bir ara o şarkı ne meşhurdu Yonca evcimik değil mi Sibel? Bir benim için mevsim her gün bahardı. Şimdi kokuyordu değil mi? perişanım, erkek yüzün. O şarkıyı dinledim demin Sibel, çok güzel ya. Mergen. Önceden saçımda aklar mı vardı? Gülen abi, Suda ablayla konuşayım derken şeyi Nergiz'i kahvem buz gibi olmuş. Ne yapayım? Yeniden yaparım. Dizlerimde yattığını unuttu. Felek gibi sabret dedi, avuttu. Bir daldım ben yeşermeden, kuruttu. Şimdi perişanım bir erkek yüzünden. Bak. Ne yapayım Coşkun, sen ne yapıyorsun? Coşkun'dan da bıktınlık geldi ha. Hep aynı şeyler. Bu da Aa, normal değil. Sibel Baysal sana ne yazdı? Bak bakayım. Süper ses, süper yorum. Artık sesim bozuldu Sibel. Erkek önceden daha güzeldi önceden. Şimdi çatallanıyor. Ben anlıyorum bazen okurken. Bir de isteksiz okuduğum zaman öyle oluyorum. Son flowers, flowers.
Bugün bakkala dışarıda yemek verirken baktım iblis karısından iblise, iblisle iblise içeri giriyorlardı. Geri hiç bakmadım suratlarına, böyle geçtim. Kim onlar kız? Üstteki iblis geldi ya. Eski şarkılara bakacağım boş zamanımda. Oradan şarkı seçeceğim. Artık değişik olsun. Hep aynı şarkıları, bıktım ya. Bıktım. Şarkılara sordum, Gelen. vay nerelere, gece Anıları beklerine mi geçti? düşün. Sen zaten çalışıyordun, daha önceden bitirdikten önce ne iş yapıyordun? Kıskanma anne, çok kıskançsın. Çok kıskanç bir çocuksun. Bu benim küçük başlı bacım. Küçük minik kuşumu Tamam, niye emekli yiyor? olduğunu biliyorum canım, emekli olduğunu biliyorum. Ama bundan önce bir işte çalışıyordun, şimdi tekrar oradan çıktın da. Nereye İyi misin anne? girdin? İyiler. Ha, bekle, ne? Küçük benim başlı kızım. Ne diyorlar ya? Bitti derken yani fabrikada mı, nerede yani, onu yazmıyorsun, söylemiyorsun Coşku. Aa, aa. Ay efendim, görüyorsunuz değil mi? O minik ellerde sevgilerden annem severim. Sevgilerden severim kızımı ben. Levent Çiçek. Bey, kusura bakmayın, sizi tanımıyorum efendim. Sabah kuşağı programıma konuk olarak alamayacağım efendim. Ha, belediyede çalışıyordum. Belediyeden emekli oldun. Şimdi fabrikada bekçilik yapıyorsun. Öyle anladım herhalde Coşkun. Anne, kurban olsun anne. Yavrum, yavrum. Benim de senin de saçına karlar yağacak, senin de gözüne yaşlar dolacak, İntihar elbette tehlikesi. pişmanlık sonun olacak, pişman olacaksın günün birinde, yalnız kalacaksın günün birinde. Ne geri dönecek yolun olacak, ne de tutunacak dalın kalacak. Pişmanlık elbet sonun olacak, yalnız kalacaksın günün birinde. Günün birinde Ne güzel yalnız konuşalım. kalacaksın, günün birinde. Ne Galiba Aykın ne mı okuyordu bunu? Hayır. Selahattin Kim? Cesur muydu? Birisi okuyordu. Aa, kilolu bir sanatçı. O da Adanalı mı ne? O da çok güzel onun sesi. Tamam, Selahattin Cesur. Selahattin Cesur. Aha. Selahattin Özdemir de Adanalı. Bak onun ben plak Biliyorum. şirketine, onu tanışıyoruz biz onunla. Benim bir komşum vardı. Komşumuz onun akrabasıydı. Unkapanına gitmiştik. Onu okumuş, şey görmüştük, orada tanışmıştık, oturduk, çay içtik, muhabbet ettik. Onun da sesi çok güzel, şarkıları, Selahattin Özdemir'in. Güzel Ya olmaz şu olur pis. mu kız? O şeyi okudu işte. Aramızda sıra dağları, aramızda denizler. Bunu okudu. Arayan dostlarım beni bulmasın. Yakup, bir 200 bari attın, gerisi gelmedi. Yakup, hayırdır? Sibel bir kere birisi bir şey atmıştı bana, dedi sana da atacağım. O da kayboldu gitti.
bu kız, bu Yakup, Zeynep'in programındaydım ben. Orada bana kebap ısmarladı. O 200 değil, o değil. berbattı bana. 200 berbattı Ay bana. yok ki bir şey dışarıda. Yüreğimde depremler ne güzel şarkıdır ya. Evet. Ha kirpi o. Kirpi. Annem Onun kirpi yemedi. başı neydi? Her günü bir sonum, yüreğimde depremler. Hadi ya. Her günüm bir cehennem, yüreğimde depremler, taşımıyor yükünü. Sözlerini bilmiyoruz ki işte, Mani ne unutuyoruz. zaman? Aylar geçti ayol. Şimdi yani Şengül'e şeyi okutturacağım. Metin Işık'tan aylar geçti. Kağıdım kalmadı o. Baksana Aklım tükendi. ne diyor. Derdime bin dert. Onu ben ezberleyeyim, onu güzel okurum. Adamın kendinden geçiyor şarkı okurken Sibel. Sesi çok güzel. Allah'ım. Şimdi sen olacaktın yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda. Kalkacaktı yüreğin başucumda. Bu cuma da gelmedin yar, yar bana dağlar taşlar bile anladı. Gardiyana sordum, daha gelen olmadı. Bu cuma da geçti, gelmedin yar. Çok kurban olsun sevgilere. Hey, o sevgine ben kurban olayım senin. Çevgi değil, o çevgi. Yapma kirpi. Kirpiye yapıyorlar. Bahçeye kirpi geldi de bir şey verdim, yesin çocuk. Ay kim geldi benim güzel kızım? Uykulardan uyanmış. Güzel Mayrem, güzel Mayrem. Hoş geldin annem. Günaydın. Uyusun, uyandın mı? Ay benim güzeller güzeli kızım. Ay benim prenses leyden güzel kızım. Aramızda Güzel uyusun. sıra dağlar, aramızda denizler. Her günüm bir cehennem, yüreğimde depremler. Taşımıyor dizlerim beni ya, beni. Bu acılar, gözyaşlarım ne Ne zaman zaman dinler? bitmeler? La la la. Ya İzmir'de ne için var Yakup ya? Ben şuradan bakkala zor çıkıyorum. Aynı ben de öyle efendim. Bir Aa. mukavele. Ya ben bu aboneyi kaldırayım. Abone zaten gözüküyor ekranda. Hediye yapınız kısa videolarıma diyeceğim. Maylasına kurban olurum Mayla. Rabbim bu güzel bu kızı nasıl seveyim Allah'ım. Allah'ım bu güzel kızı ben nasıl sevgilerden severim. Nasıl Ha. severim Allah'ım. Oldu mu? Oldu. Ben biliyorum efendim, eski şarkı bunlar, anime, eski şarkı. Onlarla yetiştik yani, hani bir onları dinliyorduk zamanında. Gençliğimizin şarkıları canım benim.
Aramızda sıra dağlar, aramızda yollar var. Her günüm bir cehennem. Yapma anne, bırak sıkılır kaçar. Otursun çocuk, dışarısı şey değil. Islak yerler, yağmur var. Bak böyle yapıyor, kaçıyor çocuk. Yapmayın, hücum etmeyin çocuğa. O sevmiyor fazla oynamayı. Git annem yukarıda oynayın. Yukarıda otur annem, yukarıda. Çık yukarı otur, çık yukarıda otur. Gel gitme, gel bak hemen gidiyor ha. Ama onu sen güzel söyleyemedi canım ya. Gitmek istiyordur. Gel, gitmek mi istiyorsun? Gel. Allah. Ay. Yaşlandık. Bak gidiyor işte bu böyle. Durmuyor işte bak. Gitmek. Yağmurda. Sanki dışarıda ne varsa illa gidecek. Git yağmurda ıslan. Ben ne yapayım değil misin? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer ağlarım. Belediye bunlar ebedi kokuyla haşlatıyor. Sen oradan diyorsun ki ne bunlara şey var mı diyorsun. Yok. Mama veriyor belediyeler. Ha? Kuru mama. Yaş mama. Senin de orada vardır Yakup. Köyde yaşıyorsun ya. Ya kangalın vardır ya da ne bileyim ben. O Güllü'den ben bilmiyorum canım Şengül biliyor. Ya. Yok Güllü'nün sesi bana gitmez ya hayatım Şengül'e gidiyor. Güllü, Kibariye, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Benimki şey halk müziği yani halk müziği evet öyle. Aha. Kangal var değil mi? Bak nasıl tahmin ettim ya çünkü köylerde genelde kangal oluyor. Evet. Ne yapıyorsun? Çay mı demliyorsun Çay içiyorum. kız? Aa, ben de mi demliyim kız? Ama kahvem buz gibi oldu. Ha, yağmur yağıyor hafiften başladı burada. Burada da yağıyor. Ben de çay içiyorum. Ne yapayım aşkım? Kaç tane koyun var Yakup? Bayağı var mı? Bir tane olacak değil herhalde yani. Sürüyle vardır. Herhalde başka yayın var. Baksana çoğu kişi yok. 30 tane. Ha. Azmış. 30 tane az. Eğer ahırı küçükse ve kış ya Şengül o yüzden hani fazla şey yapmıyorlar. Yaz oldu mu sür şeye. Doğurmaya başladılar. Aa. Küçükleri de ne güzel. Biz yeteriz abla diyor. Ay canım benim sağ ol. 30 dönüm. Ha 30 dönüm. Ben 30 tane anladım.
Yeni attım yok ya. Eski videolar böyle arşivde olanları atıyorum. Yok hayatım ben şey yapmıyorum, almıyorum. Her şeyimi bozuyor. Tüm teknoloji ne diyorlar kız Şengül cihazlara, televizyona melezona ne diyorlar kısaca? Elektronik eşyalarım bozuyor canım. Elektronik İnşallah. cihazlarım bozuyor. Pislik adileri inşallah. Her şeye engel oluyorlar. Pislikler. Seni seviyorum. Anlıyor musun? Seni istiyorum. Anlıyor musun? Sen oradan gelirken bana bir tane getir. Bana bir tane de Şengül'e. Resmini ne yapayım? Bir tane Şengül'e bir tane bana getir. Burada kesek yiyek. Ay sus kız, ben keser miyim? Kestiriz kasaba kestiriz koyunu canım. Yok canım, ben hayvanları seviyorum. Aa, o zaman sen et yemiyorsun. Vejetriye misin? Vejetriye yer misin gerçekten? Evet. Vegan. Arkadaşlar başa tutturuyorum. Lütfen rica ediyorum. Kısa videolarıma hediye rica ediyorum ya. Ya abone olmak ayda 31 TL yani 1 dolar. Onu da olmuyorsunuz. Bari hediye alın. Günür yatıyor. Sana ne Eren? Nereden? Nereden? Günür'ün ahbabısın. Neysin sen? Günür nerede? Bir kere ya Günür Hanım ya Günür abla diyeceksin. Ay neyse artık yani kalkayım da bari çay koyacağım. Bu ne oldu öyle? Ne dedi bu öyle? Bugün yağmur yağmasaydı ben Şengül'le A101'e gidecektim BİM'e. Yağmur yağdı gidemedim canım. Ben seni şöyle bir geçici olarak çıkartayım. Ondan sonra olur mu canım? Evet, seni geçici olarak çıkartayım çünkü ben YouTube kanalım var, YouTuber'ım ben. O yüzden geçici olarak çıkartıyorum. Hadi bay bay. Evet. Suudi Hanım, hoş geldiniz efendim. Sevgili TRT'den efendim benim üstatlarımdan kendisi. Sude Naz Hanım efendim. Yok Günür hakkında bir şey peynizde işte ben geçici olarak çıkarttım. Çünkü yani ben burada madileşmek istemiyorum. YouTuber olduğumdan dolayı kanalıma bakacağım. O yüzden geçici olarak çıkarttım ben hanımefendiyi. Acaba Ali mi diyor, Lubunya mı diyor Şengül şey için. Günler için. Alıktın mı? Evet. O yüzden Okuyorum. başlattım. Metin Özcan, ben dolar.
Yağmur sessizce akar gider, beni içe dön gel artık sevgilim, dön gel artık sevgilim. Yağmur yağmur ya. Yah ki günahlarım temizlensin. Çisil çisil ya, tane tane ya. Yah ki belki de temizlensin. Aa, Ceyda Sönmez solistim geldi. Hoş geldiniz efendim. TikToker. Solistim, az solistim efendim. TikTok'ta Ceyda Sönmez efendim. İzliyorum, izliyorum. İzlemez olur muyum o güzel sesi, o güzelliği efendim? Şengül ne götürüyor? Şengül'ün yeri gözüne mi baktı? Aa, aa. Efendim hoş geldiniz sevgili Ceyda Sönmez, az solistim aramızda. Sizi görmek gerçekten gurur verdi. Hem şahsım adına hem de Şengül abla adına efendim. Zannedersem saat 3'te değil mi efendim? Her gün TikTok'ta müzikli yayınımız. Denk geliyorum, izliyorum efendim. Böyle bir güzel ses, böyle bir olamaz böyle bir güzellik. Allah yolumuzu açık daim etsin. Sevgili Ceyda Sönmez, az solistim. Şengül Hanım da sizi çok seviyor biliyorsunuz. Geçenlerde de söyledi. Ama ben bunun olduğuna emin değilim. Ben eminim kız. Aa, Ben onu Ceyda Sönmez. takip ediyorum ama bir kere öyle isimle biri geldi. Hayır, Engelledim çünkü Ceyda Sönmez. ben bilmem terbiyesizce yazdı, engelledim. O Hayır bizim gerçek az eser. solistimiz Ceyda Sönmez. O zaman Ceyda Hanım'a bir şarkı okuyalım efendim. Bak ne diyor? Günde sadece bir kere açacak, saat 19'da açacağım diyor. Aç, hayır o değil, bu şeyi onun. Açacağım demiyor, açacak diyor. Kendisi değil. O olsa hayatta yazmaz, o yayınlara girmez. Ben biliyorum Ceyda Hanım'ı. Bizzat Yayınlara benim girmez. efendim diyor bak. Ceyda Hanım, peki beni tanıyor musunuz? Ben size yazıyorum, sizi sevdiğimi söylüyorum. Bir şey story paylaştığında cevap veriyorum. Görüyorsunuz, size yazmıştım birkaç kere hatırlarsanız. Beni hatırladınız mı o zaman? Madem ben, değil mi? Menajeri değil de fake hesabı, yani şey, onun adına Ama şu an bak. kendisi. Tamam. Genelde menajeri asistanı Ceyda ilgileniyor ama şu an kendisi. yazmıyor diyor. Menajeri olarak ben yazıyorum. Ceyda'nın kendisi değil. Ben biliyorum, Ceyda Hanım yayınlara girmez. Allah Allah, bilmiyor muyum ben? Her şeye hemen inanıyorsun Sibel, o diyorsun. Onun sayfası olabilir fakat şu anda kendi böyle girip yayınlara yazan biri değil o ya. Bunun hesabı bu değil, ben biliyorum. Bu Dalga Ceyda tabii. Sönmez. Az solistim. Merhaba, iyi Ya günler. ne oldu Şengo? Hoş geldiniz. Benim Ceyda Sönmez az solistim. Merhabalar. teşekkür ederim. Sağolunuz. Yazı yazmam ben hayatta. Doğru biliyorsunuz. Yazı Evet. yazılarak konuşulmasından nefret ediyorum. Evet. Zaman zaman yanımda insan olunca, sizi de canlıda görünce arada bir giriyorum. İzleme zamanım süresince biraz izliyorum, çıkıyorum. O sırada da hoş geldiniz sözlerinize yanımda insan olduğu zaman yazı yazdırarak cevap verdiriyorum. Fake değil. Ama Evet. söylediğiniz iyi oldu.
Demek ki benim adıma başka açılmış bir hesap var ki size öyle bir Evet terbiyesizlik yapılmış demek efendim, ki. ben çünkü size yazıyorum. Ben size Şengül benim adım biliyorsunuz. Özelden yazıyorum. Teşekkür ediyorum. Okuyorsunuz. Sizi çok sevdiğimi her zaman söyledim. İzlediğimi, televizyonda hani görüp sizi sevdiğimi ve takibe aldığımı dile getiriyorum. Ama siz hiçbir zaman böyle çok yayınlara giren bir ki yani başka kendiniz yayın dışında kişilere giren biri değilsiniz. Yazmazsınız. Onun için ben öyle Beni çok tereddüt çok doğru biliyorsun. Beni işte en büyük özelliğim bu olduğu için zaten benim yani bu kadar iddialı konuşabilme hakkınız var. Teşekkür ediyorum. Çünkü rica ederim yani ama bu iki hesabım var benim bir tanesi bu Aynen. 20-20-20 ile biten Aynen. birisi de 20-23 ile biten. Haricinde Instagram hesabım yok adıma açılmış fanlar olabilir ya da Efendim. çekemeyenler olabilir. Bu arada sizleri kutluyorum hayvanlara gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Sağ ol Sesli aşkım. kutluyorum. Ben de Çok size birkaç öpüyorum. cümle söylemek istiyorum Ceyda Hanım. Buyurun. Buyurun. Yüzünüze bazen yazamıyorum. Burada bazen sataşmalar oluyor. Çok hakaret oluyor. Özellikle bana karşı. Geçen gün yayındaydınız. Ben sizi izledim. Mütevazi yaşantınızdan dolayı birçok kişi para için ev, araba, işte giysi bunlar için bazı şerefsizlik yapıp burada gelip benim gibi mütevazı sizin deyiminizle evet yardım alıyorum. Çünkü hayvanlara bakıyorum. Buna mecburum. Yani sizin yaşantınızdan dolayı gerçekten o gün çok duygulandım, üzüldüm. Ne diyeceğim bilemiyorum. Çok güzel bir hayat yaşıyorsunuz. Normal bir evde oturuyorsunuz. Mütevazı bir yaşantınız var. O gün çok duygulandığımı söylemek istiyorum efendim. Ben sizi daha farklı bir Teşekkür ederim. yaşantı içerisinde biliyordum. Hani evi daha güzel, lüks, hani ne bileyim Bir mobilya. zamanlar, bir zamanlar öyle yaşıyordum. Dünya denilen varlıktan soğudum, elimi eteğimi çektim. Kazancımı kimsesizlere harcıyorum. Ayda yılda bir günah günüm vardır. O gün günahımı dolu dolu işlerim. Haricinde böyle çok mütevazi yaşarım. Böyle. Beraber Çobalı bir evde evlerim de oturuyorsunuz. uzun soluklu olur. Hiç böyle Efendim, evdeyim. lay lay yaşamam. Evet, sana Şengül ablam kim saygısızlık yapıyorsa şerefsizdir. Efendim, yapıyorlar efendim. Ben de mütevazı yaşıyorum. Kendimi hayvanlara ve dünya nimetlerinden derken hani ev, araba bu tür şeylere imkanım varken ben de almayıp ona buna yardım ettim. İşte bu duruma düştüm. O yüzden sataşmalar oluyor, Ahmet terbiyesizce. Efendi, sizi en iyi ben anlarım, en iyi Leyla Somer anlar. Leyla Hanım arkadaşım Facebook'tan efendim takip ediyor beni kendisi ama samimiyetliğimiz yok. Fevkalade bir insandır. Evet. Şöyle arz edeyim, bir beğeni uğruna ben hiç takla atmadım, hiç Evet. ahlaki değerlerin dışında yaşamadım. Hiç böyle zümrelerin çevresinde bulunmadım, camiasında Usta yer bir görmedim. yayıncı olaraktan az solistim Ceyda Sönmez. Şengül ablam burada olacak da ben buradan sizi çıkartmayacak mıyım? Ben gözü... Oo, bende kaç tane göz var? Hadi bakalım. İnanınız, Kaç kişiyi inanınız, çıkarttım? inanınız, hayır ben beni çıkarın diye bir şey söylemedim. Hayır. Size böyle konuştunuz. Şengül abla bir şey yapsana. Az solistime. Efendim aşağıdan yorum yapanlara demek istiyor. Dikkatli diye izliyor. Anladım. Terbiye, Pardon. terbiyesiz Onları kişiler. çıkartıyorum. Az Bakmadım. Oraya solistim. Ceyda bakmadım. Sönmez az solistim. Tabii. Oraya bakmadım. Bağışlayın. Şey yapayım. Şöyle arz ederek müsaadenizi isteyeyim. Dünya kimseye kalmadı. Kimseye de Evet. kalmaz. İnsanlar bence konuştuklarını çok çok iyi tartmalı, düşünmeli. Yarın hiç tanımadığı insanlara küfür, hakaretle gününü geçireceğini zanneden insanlar şunu iyi bilsinler ki kabağın sahibi var. O mahşeri kübra gününde
Hesap var, divan var, tartı var, ölçü var, hak var, hukuk var. Öyle bir hakim var ki kendisi şahit ve aynı zamanda ölür gidersiniz, yarın o kişinin fatihasına mecbur kalırsınız. O Evet. yüzden o kişilere bunu söylemek lazım. Al, ne oldu kara çocuk verdi? Evet. Yani o yüzden büyük konuşmamak lazım. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol aşkım. Çok Sorunuz iyisin. Çok varsa. maneviyatını da seviyorum. Maneviyatınız da bu yönden dolayı da yaşam tarzınızı da dünya nimetlerinde gözünüz olmadığından dolayı Allah'ın sizi sevmesini ve ahiretinizin de güzel olmasını diliyorum Çok şahsen. teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Ben de Saygılarımla. Sibel seni Hanım canım size de iyi akşamlar. Canım hastalistim Ceyda Sönmez hanımefendi. Güzel sesli, güzel kalpli, merhametli. Onur ettiniz. Yani yayınımıza katılmakla gerçekten çok gurur verdi. Yani gurur duyduk gerçekten. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah yolunuzu daim etsin. Güzel sesli, güzel yürekli, güzel kalpli, merhametli sayın astrolistimiz efendim Ceyda Sönmez hanımefendi konuğumuzdu. İyi geceler, iyi yayınlar. Ben canım Sevgiler öpüyorum saygılar. yanaklarınızdan sevgilerle efendim. Efendim bir dönem Ceyda Hanım çıkmıştı bazı söylemlerde. Sonra ben Ceyda Hanım'ı sevdiğimi söylediğimde bana da saldırmışlardı. Sanki ben kimi sevip sevmeyeceğimi kendileri çok düzgünmüş gibi. Ben Tempo TV'de Ceyda Hanım'ı ilk gördüm. Sesi de çok güzel. Ses Sağ tonu çok güzel, ses tonu var. Üslubu çok güzel. Sonra tanıdıkça, takip ettikçe paylaşımlarından dolayı ve yazarım cevap verir. Mütevazı bir insandır, cevap verir. Tekrarlarım her zaman sizi seviyorum diye. Efendim böyle bir sevgim vardır kendisine. Allah ondan razı olsun, mütevazı yaşıyor. Millet gibi ona buna saldırmıyor, küfür etmiyor. İfade biçimi çok güzel, evet. Yaşantısı bak evinde soba var. Düşünebiliyor musunuz? Bak sanatçı kişiliği olduğu halde evinde sobalı evde yaşıyor. O gün o kadar üzüldüm ki, o kadar duygulandım ki onun evini gösterdi. Yani bambaşka şey. Dünyadan soyutlamış, sadece sahneye çıkıyor mecbur olduğu için ben onu anlıyorum. Ve kazandığı parayla düşünebiliyor musunuz? Normalde güzel evde de Kötü oturabilir. çocuklara, evet. Ama hayır yapıyor efendim. Bunlar da iki tane market yapıp da aç köpek, oruç bu diye bağırıyor efendim cayır Helal de, cayır. helal de. Bunu şeye yakacağız ya. Hı. O demiyorum, o diyorum. Fark ediyorsan ağzımda yuvarlıyorum. Ondan sonra cuma insanları görün işte. Bu dünyayı aşmış efendim, kendini aşmış maneviyatta. Aynen benim dediğim gibi söylüyor. O küfür edenler, acaba mahkemeye kübrada ne cevap vereceksiniz? Yaptıklarınızdan dolayı o hakaret zannediyorsunuz ki burası oraya benziyor. Ne cevap vereceksiniz? Benim hakkımı nasıl ödeyeceğiniz orada o laflarınızı? Ya bak işte dünyalık yaşamayanlar sobalı evde oturup istese doğalgazlı bir deri bir kemik zayıf zaten. Fiziği çok zayıf güzel. Efendim malının bak işte gerçek anlamda Allah'ı bildiği için bir Müslümanın yaşayabileceği gibi gerçek yaşıyor. Herkesin günah sevabı kendine ama bunlar ne cevap verecek o laflarından çok merak ediyorum. Ama bu dünyada da o günden beri bana kaç gündür sataşan hepinizi ben Allah'a havale ediyorum. O kadar. Ceyda Hanım'ı seviyorum. Ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Bak ne diyor? Allah'a hesap veremeyecekler. Çok tatlı bir ses tonu var. Yavaş konuşur. Ses tonu çok hoşuma gidiyor. Sakin konuşur efendim. Çok güzel konuşur. Evet. Ben de onu diyorum. Burada istediğinizi sallayın. Bakalım orada ne yapacağız karşılaşınca. Bak.
İşte o da onu örnek verdi. Ferdi dedi, ne oldu? Vardı bak, ne oldu? Gitti diyoruz. Siz de gideceğiniz, biz de orada karşılaşacağız efendim. Bakalım ne diyeceksin? Ya istese daha lüks hayat yaşayabilir ama kendini Allah'a adamış. Ne yapsın? Mecbur olduğu için sahneye çıkıyor. Geçinmeye çalışıyor. Çok fakir yani şey bir hayat yaşıyor ya. O gün evini gösterdi, ağlamam geldi yani. O Ama kadar üzüldüm şey, ki. Şengül, şimdi bak az önce dediğin gibi villada da oturabilir. Çünkü o yani diyor ki ne? Kimse sizlerin diyor annesiyim ben diyor. Kimsesiz Ama çocukların annesiyim. efendim neden oluyor? Dünyadan kendini soyutlamış, bu dünyanın geçici olduğunu biliyor. Allah diyor, iki kaşığın varsa birini vereceksin diyor. Bu kişileri, bu şeyleri bildiği için kendini soyutlamış dünyada. En Kurban oldum azından Allah da bir... bak ona ne kadar güzel böyle bir konuşma şeyi vermiş, meramet vermiş, o Evet. sesi vermiş, o oktavı vermiş. Yani Evet. servet, yani o sesi servet, o kalbi yüreği servet. Evet. Dünya ben O demiyorum ki ne? Ben boşuna demiyorum. Şey ne derler ya hani bir lafım var ya işte. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da kadar hepimiz bir insanız. Sen de 9 aylıksın. yayındayım Söyle nedir ya. farkımız? Ne yapıyorsun? Yayındayım. Görmüyor musun? Yayın açıyorsun da beni Bir uçsuz çaldırıyorsun, uçsuz şaka dünyada bir gün çekiyorsun. sen de göçersin. Kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Paran pulun var diye bu kadar zalim olma. Senden büyük Allah var. Söyle nedir farkımız? Anladın mı? Heh. Sanki bilmiyor yayında Kim olduğumu da neredesin okur diyor. arayan kim aman. Yayına gidin arkadaşlar, ben yayındayım. Ne çaldırıyor beni? Hayatta sevmem ha öyle. Bana da öyle Gebze'deki yapıyorlar. çaldırıyor beni. Neredesin abi? Sanki yayında olduğumu bildirim gitmiyor. Yani bak, işte bu kendini aşmış, ahiret boyutuna geçmiş, maneviyatı yüksek. Ne demek istiyor? Para bana bir şey kazandırmaz. Evet, kazanıyordum. Bir zaman öyle güzel yaşıyordum. Ama şimdi sobalı evde yaşıyorum. Gayet mütevazi, fakir yani. Gördüğün zaman insan üzülür yani. Ama ne yapıyor? Hepsini dağıtıyor. İşte gerçek aşmış kendini be. Sevgili astrolistimiz Ceydan Sönmez hanımefendi konuğumuz oldu efendim. Kendisine buradan teşekkürlerimizi arz ediyoruz Şengül ablamla beraber. Çünkü yayın süresi bitiyor. Tekrar yayını öbür hesaptan açacağım efendim. Çünkü yani öyle birisinin gelmesini istemiyorum. Burada zannedersem görebiliyor. O yüzden görmesini istemiyorum ama resmi şeyden öbüründen geleceğim. Orada da gollüm yaparız zaten. Evet. Şengül ablacığım teşekkür ediyorum. Sevgili astrolistim Ceyda Sönmez astrolistime de katıldığından dolayı kendisine de teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere. Son saniyeler efendim. Hemen çıkma Şengül. Hemen çıktı. Çayını yudumla. Yukarıdan zaten 10 saniye geri sayıyor. Hayır ben açıyorum efendim. Şengül Hanım geliyor.